Bugün Ergene ilçemizin kurucu üyelerinden sevgili meslektaşımın aday adaylığı açıklamasındayız. Biliyorsunuz biz mali müşavirler zor şartlarda çalışıyoruz. Özellikle Mart ayı bizim ayımız, özellikle bir ayımız ama sevgili meslektaşım Figen Hanım bu zorluklara bir zorluk katarak siyaseti ilçesi için, şehri için, ülkesi için, hepimiz için yapmak adına yola çıkmış. Ben kendisine hayırlı olsun diliyorum. Başkanım buyurun, sizi de alalım. Babamı da alalım. Tabii. Başkanımız. Ben kendisine hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Rabbim yolunuz açık etsin. Teşkilatımız sizinle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkanımız. Sağ ol başkanım. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Başlayalım. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli dava arkadaşlarım, muhterem misafirler, saygıdeğer basın temsilcileri. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçim öncesinde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Biz kadınlar olarak haklarımızı kullanabiliyor muyuz? Haklarımızın ve gücümüzün farkında mıyız diyerek Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hizmet edebilme adına bir cesaret göstererek aday adayı oldum. Ben aktif siyasete 2017'de Sayın Meral Akşener'in Cesurlar Hareketi'ne inanarak başladım. Ama siyasetin içinde hep vardım. Başkanımızın da belirttiği gibi mali müşavirim. İş ortaklarımız, esnaflar, iş insanları ve üretime değer katan emektarlar. Bir araya geldiğimizde zaten ülke sorunlarıyla, kendi meslekleriyle ilgili yaşadığı sorunlarla hep fikir telakisinde bulunuyoruz. Ülkemin ve Tekirdağ bölgesinin sorunlarını biliyorum. Her yerde vardım. Öyle siyaset zamanı çıkmadım. Sosyal enerjimizi, gücümüzü projelendirerek ve en önemlisi konuşarak, dinleyerek eleştirilere açık olarak çalışacağım. Tüm hemşerilerimizle birlikte Tekirdağ için mücadele etmeye hazırım. Milletin vekili olmanın bir hizmet işi olduğunun bilincindeyim. Kim vekil olursa olsun önemli değil. Figen Özgür olarak en iyi şekilde çalışmalarında katkıda bulunacağım. Türk toplumunun yükselip gelişmesinde aile yapısına önem veren Atatürk şöyle diyor. Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirme kabiliyetindedir. Hiçbir lider Atatürk kadar savaş vermemiştir kadın hakları için. Ne mutlu Atatürk yetiştiren bir Türk kadınına, ne mutlu ona sahip Türk milletine. Atatürk bizlere bırakmış olduğu düşüncelerini kavrayıp koruyamadığımız inancındayım. İyi Parti iktidara geldiğinde kararlı ve planlı politikalarıyla Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacaktır. Ben İyi Partili olarak söz veriyorum. Durmadan, beklemeden, gecikmeden ve asla ihmal etmeden herkesi ayrılmaz bir bütün olarak kucaklayacağız. Çünkü biz ülkemiz için yüreği ortaya koyduk. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hepinize.